switch ifadeleri ve mantık. Dönüş sensörünü kullanarak biraz daha zor bir örnek yapalım. Motora yine bir ayar ibresi taktığımızı varsayalım. Programın şunu yapmasını istiyoruz. Eğer ibre bu bölgede ise, bu bölgeye A bölgesi diyelim, hoparlör tiz bir ses çıkartacak. İbrenin A bölgesinde olması için, motorun dönerek ibreyi bu bölge üzerinde bir yere getirmesi lazım. Ve eğer ibre B bölgesinde ise, Anın dışında kalan her yer B bölgesi oluyor. Yani şu an B bölgesindeyiz. Burası böyle komple B bölgesi. İşte bu durumda da hoparlör daha pes bir ses çıkartacak. A bölgesinde tiz, B bölgesinde pes bir ses çıkartacak yani. Unutmayın, motorun içinde bir dönüş sensörü var. Bu problemi çözmek için mantığa dayalı bir switch ifadesi kullanabiliriz. Mantık, doğruların ve yanlışların dilidir. Robotikte bu dil kullanılır. Bu problemi mantık kullanarak çözmek için biraz ayrıntıya girmemiz gerekecek. Hatırlarsanız x 0 ile 360 arasında bir değer alıyordu. Diyelim ki sensörden yararlanarak bir takım testler yaptık ve bunu 0 kabul ettiğimiz durumda bu açının 100 Bununsa 200 derece olduğunu tespit ettik. Şimdi kendimizi robotun yerine koyacak olursak şu soruyla karşı karşıya kalıyoruz. X pek orantılı olmadı ama idare edin. Dönüş sensörünün ölçü değer olan X bu bölgede mi? Bu küçük sayı doğrusunun bu kısmı A bölgesi. Ve geri kalan her yer B bölgesine dahil. Bu soruyu doğru veya yanlış diye cevaplayabiliriz. Bu bir evet hayır sorusu. Eğer A bölgesinin içindeyse evet veya mantık dilinden konuşmak gerekirse doğru diyoruz. Eğer A bölgesinde değilse hayır diyoruz. A bölgesinde değil. Yanlış. Son olarak da bu doğru yanlış durumunu kullanarak bir şeyler yapıyoruz. Mesela doğruysa tiz, yanlışsa pes bir ses üretiyoruz. Ee, hadi yapalım o halde. İlk olarak kullanıcı, cihazın üstündeki turuncu düğmeye basarak dönüşün sıfır konumunu belirleyebilmeli. Bunun için akış kategorisindeki Bekle bloğunu kullanıyoruz. Beklenin yanı sıra bir de dönüş sensörü bloğuna ihtiyacımız var tabi. Bekle bloğuna tıkladığımızda görüyoruz ki blok dokunma sensörüne basılmasını bekleyecek şekilde ayarlanmış. Biz bunu NXT düğmesiyle değiştiriyoruz. Gördüğünüz gibi blok giriş düğmesi işlevi görüyor. Yani program başlayacak, kullanıcı düğmeye basana dek bekleyecek, ancak ondan sonra bu aşamaya geçecek. Bu sayede kullanıcı düğmeye basıp dönüş değerini sıfırlayabilecek. Dönüş sensörüne tıklıyorum, C portuna ayarlıyorum çünkü motor C portuna bağlı. Eylem ayarında ise oku yerine sıfırlayı seçiyorum. Çünkü yapmak istediğimiz şey dönüş değerini sıfırlamak. Evet, işte bu kadar. Sonra kullanıcı motorun sıfırlandığını anlayabilsin diye bir ses çalmak istiyoruz. Buraya en uygun ses herhalde bu olur. Sıfır sesini duyunca robotun hazır olduğunu anlayacağız. Şimdi programın ana gövdesini bir döngü içinde oluşturacağız. Öncelikle bir dönüş sensörü bloğu alıp buraya sürüklüyoruz. C portunu ayarlıyoruz. Ama bu kez oku modunda bırakıyoruz çünkü amacımız dönüş değerini okumak. Dönüş sensörünün yanına bir de aralık bloğu yerleştireceğiz. Bu blok akış kategorisinde yer alıyor. Dönüş açısının yüzden büyük mü yoksa küçük mü olduğunu tespit etmek için karşılaştırma bloğunu da kullanabiliriz ama değerin 100 ile 200 arasında olup olmadığını kontrol etmek istediğimiz için aralık bloğunu kullanmak daha kolay. Şimdi dönüş sensörüne geri dönüp üstüne tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi iki çıkışı var ama bizi sadece derece çıkışı ilgilendiriyor. Derece ölçümünü aralık bloğunun sayı girişine bağlıyoruz. Aralık bloğu değerin A ve B değişkenleri arasında olup olmadığını kontrol ediyor. A, 25'e ayarlı. Biz bunu 100 yapıyoruz. B'yi de 200'e ayarlıyoruz. Aralık bloğu açının 100 ile 200 arasında olup olmadığını kontrol edip evet veya hayır çıktısı verecek. İşte mantık burada devreye giriyor. Evet, hayır, doğru, yanlış. Artık bu çıktıyı kullanarak bir şeyler yapabiliriz. Switch yani değiştir ifademizi alıyoruz. Switch ifademizin bu mantıksal çıktıya bağlı olarak bir şey yapmasını istiyoruz. Amacımız yapılan işi bir sensöre bağlı olarak değil de bir değere bağlı olarak değiştirmek. Bakın, ifade işi dokunma sensörüne bağlı olarak değiştirmeye ayarlı. Biz bunu bir sensöre göre değil bir değere göre değiştirecek şekilde ayarlıyoruz. Kontrolü bir değere atadık. Tip de mantığa ayarlı. Yani switch ifademiz üst yoldan mı yoksa alt yoldan mı devam edeceğine bir evet hayır cevabına göre karar verecek. O halde bu evet hayır çıktısını switch ifadesinin altındaki girişe bağlıyoruz. Bu tik işareti evet yani doğru anlamına geliyor. Çarpı işareti ise yanlış yani hayır demek. Unutmayın sonuçta bir ses üretmek istiyorduk. Doğru ve yanlışın altına bir ses bloğu yerleştiriyoruz. Şimdi kullanıcı programı çalıştırdıktan sonra motoru o aralığa gelecek şekilde çevirirse robot bu yolu takip edecek. Yani tiz bir ses üretecek ve motoru aralığın dışına gelecek şekilde çevirirse program yanlış yolunu seçecek ve bu bloğu çalıştıracak. Ve bu durumda ses seçeneğini tona ayarlıyoruz ve pes bir nota seçiyoruz. İşte programımızı tamamladık. Şimdi robotun dönüş sensörünün bulunduğu aralığa bağlı olarak bir ton üretmesi lazım. Evet, bakalım nasıl çalışacak.